savaşırım. Asla teslim olmam. Taş üstüne taş. Omuz üstüne baş. Bırakmam. Merhabalar arkadaşlar. Major The Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Empire Total War Osmanlı İmparatorluğu Cihan Güneşi Osmanlı İmparatorluğu serisinin 40. bölümüyle en zor seviyede devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu pencereden başlayayım dedim. Ve buradan başlayalım. Şuradan oyun yükle diyeceğim izninizle. Evet, bu kendi save'imdi. Kendim oynuyordum. Nerede? Osmanlı İmparatorluğu YouTube diye. Evet, sınırlarımızı şimdi görüyorsunuz. Rusça derdimiz yok. Doğu derdimiz yok arkadaşlar. Bir de İspanyollarla uğraştık. Onları yıktık. Onlarla bir derdimiz yok. Şu an tek derdimiz Fransızlar, zaten açıp göreceksiniz. Açınca göreceksiniz. Ondan sonra Fransızlardan sonra İngiltere. Ondan sonra Danimarka. Ondan sonra bir tane yorum gelmişti aklımda kaldı. İsveç'e saldır abi diye. İsveç'e saldırmayı ya da Almanya'ya saldırmayı düşünüyorum. Toprak bütünlüğünü, yani şöylemesine değil de şöylemesine, yani nasıl anlatayım artık. Evet, öyle toplamayı düşünüyorum. İngiltere, işte Estonya, Kürlandiya falan, Litvanya diye gideceğim. Oralar, her şeyi alacağım. Her yeri alacağım. Ondan sonra yönüm arkadaşlar, hatta ekonomim eğer düzelirse 3-4 tane orduyu Amerika kıtasına yollamayı düşünüyorum. Evet. Ve biraz daha ordum kalırsa, yani gene 3-4 tane full ordum kalırsa, onu da Maratha üzerine yollamayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi oyunu yükle diyelim, fazla vakit kaybetmeyelim. 1,5 dakika olmuş. Evet, söylemiş miyim bilmiyorum ama 40. bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu 40. bölüm en zor seviyede. Modsuz hale, Dark Mode ile oynamıyorum. En son bu seriye başlayalı 7 ay oldu. Bir ara verdim 2-3 ay boyunca. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Şimdi oyunumuza girelim bakalım. Bu arada oyun modsuz haliyle oynarsanız eğer Türkçe yama varsa %100 Türkçe oluyor. Ve ben tabii ki de %100 Türkçe ile oynuyorum. Evet. 2,5 dakika diyor. Şimdi, yani modsuz hali biraz daha zor modlu haline göre. Modlu hali oyunu güzelleştiriyor falan, bir sürü özelliği var ama modsuz hali daha zor. Asıl oyunu modsuz haliyle oynamayı öğrenin. Modlu haliyle oynayabilirsiniz, yani yine de oynayabilirsiniz. Zaten bir tane videomda onu açıkladım, söyledim. O videoma da gitmek için hemen şu an i butonuna tıklayarak, evet şimdi karşınıza çıktı, o butonu tıklayarak videomu gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Strasbourg'u da aldık, Köln'ü de aldık. Köln'e kadar Osmanlı ordusu ilerledi. Şu an Köln bizim arkadaşlar. Evet, burada birkaç tane ordumuz var. Hatta 3 tane. Şöyle göstereyim yakından. Bir tane oradan, bir tane burada, bir tane de burada var. Evet, burada da ordularımızı topluyoruz. 3 tane ordu, bir tane bu 4. Bir tane de İspanya cephesinde yolladım, 5. Aslında burada da ordumuz var arkadaşlar. Bu orduyu da yollamak istiyorum. Kimin üzerine? Barış'a. He, İngiltere ile barışmışız. Bilmiyorum yani, şu ordu şimdilik dursun. Buradaki isyana bastırsın ama isyan sıkıntısı var. Evet, buradan vergi alabiliyor muyuz? Hayır, alamıyoruz. Bu arada gelirime bakmak isterim. 21.000 altın arkadaşlar. Evet. Tamam, buradaki ordularımız tamir oluyorlar. İyileşiyorlar daha doğrusu. Şimdi bu okulu yıkmak isterim. Zaten yamalanmış. O yüzden reform diye bize sorun yaratamazlar. Çünkü okul yıkılmış yani. Evet, Württemberg burayı falan tamamdır. Burayı yıktım. Burayı cami yapacağım ama şu anlık param yok arkadaşlar. İtibara bakmak isterim. İtibarda dünyanın en güçlü ikinci devletiyiz. Birinci Maratha Devleti. Maratha Konfederasyonu. Evet, şu an güzel bir toprak bütünlüğü sağlamış Maratha Konfederasyonu. Ve tabi ben sürekli Fransızlarla savaştığım için Maratha'ya şey verdim, savoyu verdim. Çünkü şu üzerinden geldiği için
buradan bir tampon bölge oluşturmak istedim. Zaten ileride Marat ile savaştığımız arkadaşlar, Marat'ın da sonunu getirip artık bu bölgeyi de alıp güzel bir toprak bütünlüğü sağlamayı düşünüyorum. Bu arada burada Fransız gemisi var, tamamdır. Şu gemilere bir bakayım. Evet, iki tane ikinci sınıf gemi, üçüncü sınıf gemi. Bu ne gemilerdi? Keş bombardıman gemileri. Tamam, bombardıman gemileri var. Bu bombardıman gemileri önemli değil ama ikinci ve üçüncü sınıf gemiler, yani şu gemiler önemli. Evet, gördüğünüz gibi biz de ikinci sınıf gemi çıkartmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, en yüksek ise şu teknoloji araştırmasına, şu buharlı kuru havuz teknolojisine, daha doğrusu tersanesine oluşturduğumuzda en güçlü gemi, şurada bir tane gemi vardı, birinci sınıf gemi miydi bilmiyorum ki. Evet, birinci sınıf gemiler. Yani adı üstünde. Şunların biraz daha bakım masrafları yüksekmiş. Gövde dayanıklığı yüksekmiş. Zaten ateş gücü, menzil, isabetler zaten hepsi aynı. Evet, İngiltere'nin donanması güçlü. İngiltere'nin donanmalarını övüyorduk. İngiltere'nin aslında nasıl diyeyim, onların da güzel bir donanmaları var. Mesela Dartmouth'la oynarsanız HMS Victory diye bir donanmaları var. O donanma bir defa çıkartabiliyorsunuz ama 10 tane donanmaya bedel. Öyle bir donanma yok. Evet, Kaliyer'deki ordumu görüyorum. Kaliyer'deki ordum şu an isyan çıktı. Onlarla uğraşıyorlar. Evet, Fransızlar cezasını çekecek. Hiç kimse Osmanlı topraklarına saldıramaz. Saldıranlar cezasını çekecekler. Evet, güzel bir müttefik. Bence oyunun en başından beri. Eğer Osmanlı İmparatorluğu ile oynuyorsanız, modlu ya da modsuz fark etmez, herhangi bir modda, istediğiniz modda oynamayın. Size tavsiyem ilk başlarda Prusya ile müttefik olmanız, ondan sonra 1-2 tur bekleyip İsveç ile müttefik olmanız. Çünkü siz Rusya ile savaşta oluyorsunuz. İsveç ve Prusya ile müttefik olun, keyfinize bakın. Sonra ileride Marat'a güçlenirse Marat'ın durumuna göre Marat'a müttefiklik yollayın. Eğer kabul etmiyorlarsa ilk önce ticaret teklifi sunun. Sonra ise teknoloji falan bir şeyler verin yani. Kandırın. Hani deyin ki ben sana askeri geçiş hakkı sınırsız veriyorum. Seninle müttefik olalım, kabul ederler. Yani o sizin elinizde bir imkan sağlamış olur. İstediğiniz zaman da o askeri verdiğiniz askeri geçiş hakkını iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şu an Danimarka Almanya arasında savaş çıktı. Hatta savaştılar. Danimarka 2-3 defa yendi. Orada bir türlü yok olmadı Almanların. Evet, şu an Osmanlı İmparatorluğu'nun gücü ve kudreti her şeyin üstünde. Dünyada bütün devletlerin üzerinde. Sadece prestijle Marat'tan geride o kadar. Burada ticaret yolum yağmalamış. Kim yağmalamış? Korsanlar yağmalamış. Burada korsanlar serim fazla uzun sürmeyecek. Onun haberini vereyim. Çünkü fazla talep yok. Evet, Portekiz'de yeni bir okul demişim. Yeni bir yer yapılmış. Buraya hemen bir tane para kazandıran binalardan yapayım. Evet, Bağdat'a yeni bir yer yapılmış. Buraya da moral veren binalarımız yok değil mi? Evet, buraya moral veren binalardan yapalım. Evet, Hırvatistan'da yeni bir liman oluşmuş. Buraya küçük dalyan kuracağım. Evet, düşmanımız Fransa yağmalama yapmış. Tataristan'da bir tane hocamız çıkmış. Bu Tataristan'daki hocamı şöyle yollayacağım. Evet, İspanya'daki camim yapılmış. Bu caminin seviyesini yükseltelim sizlerle birlikte. Evet, Vezir İbrahim Memiş ölmüş. Şu an kim geldi yerine bilmiyorum ama şu an vezirlerinde bir sıkıntı yok yani. Bir sıkıntı yok. Evet, şu vezirlerim iyi ama vasıfları kötüymüş. Evet, Yunanistan'daki limanımızı yağmalıyorlar. Hatta bloke ediyorlar. Topçulara çıkmış. Asasören'de isyan sıkıntısı var. Tamam, burada isyan olmuş. Zaten adamları yağmalamışlar. Bir de Renanya'da isyan sıkıntısı varmış. Buradan şöyle 3 birim bir de ordumu generalime şöyle Hollanda üzerine yollamak istiyorum. Bura boş çünkü burayı almak isterim. Evet, burayı otomatik oynamak isterim sizlerle birlikte. Bu arada auto save yapmak isterim. Evet, tamamdır. Tamam. Ne olacak bakalım. Arkadaşlar, Fransızların elinden bir tane daha toprağı aldık izninizle. Gördüğünüz gibi. Şimdi
İki tane toprağa kaldı. Brüksel ve Paris. Paris'i de buradaki ordum ilerliyor arkadaşlar. Siz cezasını çekeceksiniz. Cezanızı çekeceksiniz. Hiç kimse Osmanlı İmparatorluğu'na dil uzatamaz. Evet, burası da boş. Kuşatmaya başladık. Şimdi buraları tamir edelim. Şöyle yapalım. Şuraları tamir edelim. Şuradaki okulu yıkmak istiyorum. Bir an önce yıkalım çünkü. Buradaki yeri de yıkacağım. İleride ben burayı hallederim. Evet, Hollanda'yı aldık. Hayırlı olsun. Hollanda'yı fethettik şu an. Kuzey Denizi'ne doğru. Kuzey Denizi'ne bir limanımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, buradan biraz topçu çıkartmak isterim. Şu 18 İbrelik topçulardan çıkartmak isterim. Buradaki ordumuzu takviye vereyim. Buraya da bir tane general versem benim için çok ama çok güzel olur. Şimdi buradaki ordum Lüksemburg'a yürüyecek. Save alayım bir saniye. Tamamdır. Buradaki ordum da Alsace-Lorraine'e yürüyecek. İsyan sıkıntısı vardı. Hiç sıkıntı yok. Sizler böyle gelin. Sizler şöyle. Sizler de şöyle gelin. Bir bakayım. Vaziyet ne? Tamam, şu ikisini al. Şöyle şöyle yaptığımızda nasıl oldu? Dur. Bir tane yeniçeri alalım o zaman buradan. Hatta iki tane yeniçeri alalım. Böyle de güzel oldu. Evet, bu yeniçeriyi destek amaçlı Hollanda'ya yürütmek isterim. Buradaki ordumuz bekleyecek. Buradaki full ordumuz dediğim gibi bekleyecek. Burada isyanı halletmek için yapamıyoruz maalesef ki. Başka yani zaten şey yapmışız, vergi kesmişiz burada. Tamam, bu okulları falan hepsini aldıktan sonra halledeceğiz. Şimdi diyorum ki gemilerim çıkmış mı benim? Bir tur sonra çıkacak. Burada peki bu gemi çıkartıyor muyuz? Çok güzel, burada da çıkartıyoruz. Bu parayı harcasak mı harcamasak mı acaba? Tamam, buradaki ordumuz beklemede kalsın. Şimdi okullarımıza bakalım. Çünkü 4 tane bölgemizde Ankara'da, Bağdat'ta, Suriye'de ve Mısır'da okullarımız var. O okullar isyan sıkıntısı yaratıyorlar. Ben de isyan sıkıntısını çözmek için başıbozuklar ve semeniler ve bir bölüm yeniçeri var burada. Burada başıbozuk, semeni işte öyle gereksiz ordulara basayım ki isyan çıktığında hemen yani sayı üstünlüğünü kullanarak hem isyana bastırsınlar hem isyan çıkmasını önlesinler. Mesela şu da 0 diyor mesela. 3 çıkardığımda -5 diyor. Ama şunlar pek bir önemi var mı sizler için? Yani şunlar ordu diye kullanır mısınız? Kullanmazsınız. Ama gördüğünüz gibi çok güzeldi. İsyan bastırıyor. Şimdi buradaki okulu geliştirmek isterim. Şu geleneksel üniversiteler yapacağız. Tamam, burada geleneksel üniversite var. Burada da geleneksel üniversite var. Şimdi şurayı tamir geliştirelim. Allah'tan para harcamayacaktım. Ankara'ya şey yapmayacağım şimdilik, dursun. Şurayı alalım ilk önce. Alabilirsek eğer. Bir quick save yapacağım. CTRL-S ile quick save yapabiliyorsunuz. Evet, bakalım ne olacak. Ama bilmiyorum, belki yenilebiliriz. Buradaki ordum tamir oluyor mu? Hayır, olmuyor. Bir dene bakalım şansını. Evet, çok güzel, aldık. Kalyari'yi aldık arkadaşlar. İsyancıları kaptırdık, Kalyari'yi aldık. Evet, buraları aldık şimdi. Buradan vergi alsak ne olur? İsyan çıkar. Tamam, burayı tamir edelim, ondan sonra işimize bakalım. Şimdi İspanya'daki ordum çıkabiliyor mu? Çıkamıyor maalesef ki. Tamam, İspanya'daki ordum beklesin. Şu aldık. Şimdi o zaman Fransızların üzerine yürüsek mi ki, ya da bir tur beklesek mi? Bir tur bekleyeceğim. Şöyle gel. Tamamdır. Hollanda'da isyan çık. Oo, 33-44 mü? %100 çıktı ya Hollanda'da. Şuradan bari vergi alayım da bir işe yarasınlar. Alsace-Lorraine'de isyan sıkıntısı var. Şuna saldır bakalım. Bir otomatik oynasak nasıl olur? Bayağı bir kayıp verdik ya. Neyse, önemli değil. Tamam, buradaki ordumuz Nancy'de beklesin. Buradaki ordumuz Paris'i şu an kuşatıyor. İlk önce ben Brüksel almak istiyorum, sonra Paris'e saldırmak istiyorum. Brüksel'de sizlerle birlikte bir savaş yapabilir miyiz? Yok ya, yapmayız. Gereksiz bence. Fransa'da ise
Şurada surlar var, orada da yapmayız. Ama savaşlar yapmayı düşünüyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Zaten Marata ile savaşacağımız için Nizami Ceddidleri getireceğim o zaman. Nizami Ceddidleri hem görmüş olursunuz. Zaten görmeyenler için söyledim bunu. Hem Nizami Ceddidleri için hem de nasıl diyeyim? Hem savaş yapmış oluruz hem Nizami Ceddidleri görmüş olursunuz. Bu arada bir tane nişancı var. İki turda gelen nişancı. Hem onları da görmüş olursunuz. Onlar şu an burada yok. Nerede vardı? Burada. Hangisi? Şu süvarileri de görürsünüz. Bakın şimdi göremiyorsunuz belki ama. Şurada Dragoneller diye geçiyor. Bunlar neymiş? Bunları ben ilk defa görüyorum. Bunlar Filistin'de çıkıyor. Evet, Nizami Ceddidler gelecektir. Nizami Ceddidler yani bir Osmanlı İmparatorluğu'nun ayrı bir gücü. Casus ilerle. Hedef ilerle. Evet, donanmalarıma bakacağım ama şu anlık bir sıkıntımız yok. Aslında buralara gönderebilirim. Burada iki tane full donanmamız var. Burayı yollasak boş mu burası? Boşmuş. Gel sen o zaman. Sen gel. Seni direkt. Aslında buradan geriler almıyoruz ki. Hiç kimseyle savaşmıyoruz burada. Gel sen direkt Batı Afrika'ya doğru git. Bu ordu da şöyle gelsin, kapatsın. Gelirimiz düştü biraz ama yine de yapacak bir şey yok. Buradan nereden gelir gidiyor? Kimseden gitmiyor. Fransa'dan gidiyor da Fransa'ya da şey yaptık. Şurayı bir kundaklayabilirsen aslında benim için güzel olur. Biz burayı otomatik alırız ama otomatik oynamayacağım. Şu an ilk önce Brüksel'i almak istiyorum. Buradaki casus şöyle yollayacağım. Orada iki tane casus, biri İskoçya, biri İrlanda yollayacağım. Sen hızlıca gel oraya. Tamamdır. Bu tura atlayalım mı? Teknolojiye bakalım. Evet, Edirne'de de yeni bir okul yaptım. Tamam, onlar önemli değiller. Edirne'deki okul üniversite olana kadar, yani şu an geleneksel üniversite ama bunun bir üstü daha var. Bunu sadece başkentte de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, üniversite olana kadar Ankara'da mı, Mısır'da mı, Suriye'de mi, Bağdat'ta mı bir tane okul yapmak istiyorum. Çünkü isyan sıkıntısıyla uğraşmak istemiyorum. Orada çıkarttığım orduyla beraber orduyu, yani herhangi bir yere yollayacağım. Prestijde gücümüz artmış mı? Hayır, artmamış şu anlık. İtibarda görüyorsunuz 1740-41 yıllarına kadar ilerledim en zor seviyede. Bence çok güzel bir şey. Yani böyle hem konuşarak hem düşünerek, öbür türlü düşünemiyorsun, şey yapamıyorsun, hızlı hareket edemiyorsun. Evet, gördüğünüz gibi Hollanda'ya kadar 1741 yılında, normalde hiçbir YouTuber 1741'e kadar gidemez. Kendimi övdüğüm için söylemiyorum ama yine de biraz da övüm canım ya. Ne var, ne olacak? Zaten hiçbir şekilde kibir falan yapmıyorum. Kibirli insanları da sevmem. İkilik çıkaran insanları da sevmem. İsim vermeyeceğim şu anlık. Fransızlar Kıbrıs'a girdi. Önemli değil benim için. Bu arada videoya başlamadan önce introlarımı görmüşsünüzdür arkadaşlar. Muhakkak görmüşsünüz çünkü. Güzel güzel introlar ayarladım. Her bölüm yeni bir ayrı ayrı farklı introlar gelecektir. Onun da haberini vereyim. Bu arada yorum yapın. Like atmayı unutmayın. Ve eğer beğenmediyseniz eğer dislike butonuna basıp kendinizi en azından belli edin. Ki ben de pişman olmayayım ya da sizin varlığınızı hissedeyim. Yorum yapın arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ne yorum yapacağım? Ya benim başka bir söyleyecek bir şeyim yok ki, zaten her şeyi yapıyorsun diyor diyenler olabilir aslında. Kafanızda görün, yorum yapın. Her şey sıkıntı, fark etmez. Sıkıntı yok yani. Küfür etmeyin de. Küfredenler anında banlanır. Onun da haberini vereyim. Bu arada Alsace-Lorraine de isyan çıkmış. Şu Württemberg'deki ordumla bastıracağım. Aslında sen böyle gel.
Burayı alalım. Güzel. Evet. Burayı tamir edelim. Bu ordumu tamir edelim daha doğrusu. Buradaki ordumu aslında yollamak isterim. Bu ne lan, her yerde sen çıkıyor. Allah Allah. Haberlere bakın arkadaşlar. Oynadığınızda her zaman haberlere bakmayı ama asla ama unutmayın. Şimdi Cezayir'de yeni bir yer yapılmış. Buraya hemen para kazandıran binalardan demir atölyesi yapacağım. Evet, Maratta Fransa arasında savaş çıkmış. Kısa sürecek bu savaşlar. Burayı tamir etmek istedim ama şu an para harcamak istemiyorum. Evet, Edirne'deki okulumuz yapılmış. Hemen şurayı yapmak isterim. Evet, donanmalarım çıkmış. Hollanda'da ayaklanma diyor. Oo, asker akademi. Şurayı hemen mutluluk veren binalardan yapacağım. İki tane. Şimdi bu ordumuzu, bu ordu daha doğrusu, şunları bir yok etsin. Otomatik oyna. Çok güzel. İsyan bastı mı? Bastırmadı. Şu an isyan sıkıntımız var halen. O zaman sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Dur. Şöyle gel. Evet, buradaki ordumuz zaman ne olacak? Burada da isyan sıkıntısı var ya. Ulan her yerde isyan mı olur lan? Flandere'yi de Brüksel'de aldık. Şimdi Fransa'nın arkadaşlar son toprağı kaldı. Bu toprağı da hemen hiç vakit kaybetmeden almak istiyorum. Çünkü burada üzerime doğru gelen ordu var. Sıkıntı yaratabilir. O yüzden burada Fransızlarla, yani bu savaşı otomatik oynamak istiyorum. Çünkü topum yok. Var ama bu toplar pek iyi değiller. 18 iber toplarıyı. Evet, bu savaşı yapmayacağız. Sizlerle birlikte otomatik oynayalım. İlk önce şu okulu yağmalamak isterim. Bir bölgeyi almadan önce eğer o bölgede okul varsa ilk önce o okulu yağmalayın. Ondan sonra o şehri alın. İleride isyan sıkıntısıyla uğraşmayın. Başınızı ağrıtır çünkü. Şimdi aslında burada da okul var. Lyon bu okul değilmiş. Ha. O Dartmouth'taydı. Anladım. Evet, şimdi Fransızların sonunu getirelim arkadaşlar. Hemen bunu otomatik oynamak isterim. Bir saniye. CTRL S yaptığımda Quick Save yapacaktır. Şimdi otomatik oynamadığımızda bakalım ne olacak. Çok güzel. Fransa'yı yıktık arkadaşlar. Bir tane daha düşmanımız yok oldu. Gördüğünüz gibi bayrağı çektik. Asın bayrakları. Asın. Evet, Fransızların da sonunu getirdik arkadaşlar. Her kim Osmanlı'ya dil uzatırsa cezasını çeker. İhanet eden cezasını çeker. Bu prensiptir. Evet, şu an Paris'e de girdiğimizde artık Fransızların da sonunu getirdik arkadaşlar. Şimdi bakalım ne olacak. Bir şey olmayacak, Fransızlar yıkıldı yani. Evet, yeni bir yer yapılmış. Yeni Fransa diye. Quebec yapılmış. Evet. Sinematiğimizi izleyelim sizlerle birlikte. Güneşin battığı yerden, güneşin doğduğu yerden, güneşin battığı yere kadar her yere Allah'ın adını yayacağım. Osmanlı İmparatorluğu gücü ve ihtişamı ile dünyaya hükmetmeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi küffarın sonunu getirmeye devam edeceğiz. Evvela Danimarka ve Hannover'i bitireceğiz. Ardından İngiltere'ye çıkarım yapıp bizi Mısır'da ve Filistin'de ve Ankara'da ve tabii ki de İstanbul'u alarak bizi zor durumda bıraktın. Sen bunun cezasını çekeceksin İngiltere. İstediğin kadar sömürge devleti ol. İstediğin kadar bana gelip de donanmayla saldır, ordu yolla, hiçbir halta yaramazsın. Evet. Gelirim düzeldi mi? Gelirim düzelmedi maalesef ki. Şunları hemen kapatayım. Buradaki ordum beklemede kalsın şimdilik.
isyan sıkıntısı var. Eğer Dark Mode oynarsanız isyan sıkıntısı yoktu. Bu arada kronometreme bakayım. 24 dakika mı? Vaa, ne çabuk olmuş lan. Şimdi o zaman buraya bir tane camimizi yapalım. Burada nasıl bir şey yapabiliriz? İki birim yeni çay çıkartsak mı? İki tane şunlardan çıkartalım o zaman. Topçulardan çıkartacağız. O zaman bu ordumuzu yayacağız arkadaşlar. Bu ordum Köln'e gelecek. Köln'deki ordum dur yavaş gel. Köln'deki ordum Hollanda'ya gidecek. İsyan yok. İsyan var ama bir turluğuna isyan çıkacak, ondan sonra halledeceğiz. Şimdi ordularımıza takviyemizi veriyor muyuz? Veriyoruz ama şu an tam veremedim. Rahatsız oldum çünkü. Tüh, şunları unuttum lan. Neyse, onları hallederiz. Şimdi param yettiği kadar, gücümün yettiği kadar şunları tamir etmek isterim. Hayır, gücüm şu anlık sıkıntı. Şimdi Hannover meselesini konuştuğumuz zaman hiç durmadan aralıksız devam. Oo, bir taşta üç kuş diyorsun yani bana. O zamana kadar ticaret yapalım. Tamam. Tamam, güzel teklif. Şimdi güle güle. Quebec yeni açıldın, yeni kuruldun. Seninle bir ticaret yaparım. Güzel, aferin. Aferin. Evet, büyük güçler olarak şu an 5 tane devlet var. En güçlü devlet olarak ise Cihan Güneşi, Osmanlı İmparatorluğu. Size toprak bütünlüğümü göstereyim. Şu an tek sıkıntımız toprak bütünlüğü konusunda Savoy ve Prusya ve tabii ki Hannover. Şu an rahat uyuyabilirsiniz yani. Çok güzel bir toprak bütünlüğü sağladım. Evet, düşmanımız kalmadı. Tek korsanlar kaldı. Zaten korsanlar bütün devletlerle düşmandır. Aslında bu parayı aldığımızda şuraları tamir edebiliriz. Ya da ilk önce şurayı tamir edelim. Şurayı tamir edelim. Şura ne kadar? 3700 mü? Vay nasıl be. O zaman dur. Nasıl yapalım? Şurayı yıkalım. Şurayı yıkalım. 3, 4, 5 tane toprak yıkıyoruz Paris'ten. Evet, bir bölge alırsanız, aldığınızda mutlaka yıkılabilecek size ters olan yer varsa orayı yıkmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Fransızların sonuna getirdiğimize göre şimdi isyan sıkıntısıyla uğraşacağız ama turu atlamak isterim. Evet. Turumuzu atlayalım, bir dahaki tura geçişimizi yapalım sizlerle birlikte. Evet, odak donanmam fil dişi sahiline doğru ilerledi. Gördüğünüz gibi şu an Büyük Britanya kuduruyor yani. Şu an kuduruyor. Evet, dünyanın yarısından çoğu şu an bizim. Yani şu an Avrupa kıtası olarak bakarsak. Yarısından çoğu bizim. Artık dünya doğru olanı sonunda bulmuş oldu. Evet. Sana ben bir şey demeyeceğim. Adam sen bana bir savaş açsana. Erkeğim diye geziyorsun ya. Alman ordusunu yenebiliyorsun ya. Bir adam sen gel bana bir savaş aç. Alman ordusu şu an iyi bir yeniliyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi turumuzu atladık. Korsanlar Meksika şeyine saldırdı. Filosuna saldırdı. Ya korsanlar sıkıntı ya. Yağmalama yaptılar bakın. Bu arada gelirim düşük. Ne oldu? Yol tıkandı diyor. Bir şey mi oldu? Bir toprağı birine mi verdi? Yok. Gerek yok. Hollanda'da isyan sıkıntısı bakar şu an. İsyanı bastıralım. Ezin geçin onları. Evet. İsyan sıkıntısı şu an halen devam ediyor. O yüzden bu ordum böyle gelsin. Giremedi mi seni canım? Girmiş, iyi. Tamamdır. Buralar gelişiyor. Bunlar mutluluk verecektir. Württemberg'de isyan sıkıntısı diyor.
şöyle yapacağım. Bu ne lan? Oğlum her yerde mi isyan çıkar lan? Şimdilik böyle yapalım da arkadaşlar. Buradan iki tane daha şunları götüreceğim. Tamamdır. İsyan inşallah çıkmaz. Çıkarsa sana çok pis sorarım. Bu arada burada Nizami Cedid'de çıkartabiliyor muyuz? Evet. Nizami Cedid'leri çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Ama ben İstanbul'da çıkartmak istiyorum. Bu Nizami Cedid mi çıkartıyor? Evet. Güzel. Tamamdır. Bu haberlere bakarız sonra. Ticaret yolum yağmalanmış. File ulaşmış. Bunu hemen şöyle yollayacağım. Bakalım gelirim ne kadar? 10.626 aldın. Flandre'de isyan diyor. Tamam. Önemli değil. Top patladı bu arada. Şöyle gelsin. Bu ne donanması bu? Korsanlar donanması olsun. Evet. Burada da korsanlar donanması. Şöyle gel bakalım. 10.626 aldın şimdi. 11.966 mı? Fil dişin fiyat düşürdü. Evet, donanmalarım çıkmaya devam ediyor şu an. Tamamdır. Paris'teki şu yeri yaptırıyoruz değil mi? Yaptırıyoruz. Şuraları da tamir etmek isterim. Şuraya cami. Şuraya da cami. Şunları iptal et şimdilik. Sadece şuraya geliştir. İleride lazım olur belki. Yola lazım olmaz. Ne olacak? Şuraya da cami. Şuraya ne yapalım? Buraya da cami. Buraya da cami. Evet. 5 bölgeye Paris'e 5 bölgede cami yaptık. Şimdi tamir edebileceğim yerler var mı? 783 altın var. Şuraya da camimizi yapalım bakalım. Ya bu isyan sıkıntısı beni öldürecek ya. Biraz isyanlarla uğraşacağız. Evet, o zaman arkadaşlar bu bölüm Fransızları yıkarak geçti. Artık önümüzdeki bölüm Hannover'e savaş edeceğiz. Müttefikleri Danimarka ve İngiltere savaşa gelecek bizlerle birlikte. O zamana kadar şu donanmayı getirmek isterim izninizle. Şöyle gel. Buradaki donanmam da gelsin. Fazla uzağa gitme. He, tamam. Evet, buradaki donanmalarım da geldi şu anlık. Emirlerim senin şöyle gelmendir. Sen de ilerlemen. Şimdi ne yapalım, ne edelim? Ulan biraz vergi arttırsak mı? Oo, isyan sıkıntısı var. Bağdat'ta isyan var mı? Yok. Suriye var. Anadolu yok. İstanbul'da var mı? Yok. Mısır'da, Paris'te var. İşte bu bölgelerde var. Dur bir saniye. İspanya'dan gelir alırsak ne olacak peki? Ne olur peki? 158. Al gelirimizi. İhsan çıksın, İhsan ordusuyla uğraşırız. Oradaki ordu hem boş kalmamış olur. Portekiz'e vergi alsak 1617. 37. Şimdi Macaristan'da vergi alsak ne olur? 378. Avusturya'da vergi alsak 1808. Württemberg'de vergi alsak iyi mi olur? Hayır, kötü olur. Alsace-Lorraine de öyle. Değil mi? Bakayım. Bir diyor, tamam, o isyan çıkar orada. Flandre'de isyan var. Evet, isyanlarla uğraşıyoruz şu an. Şunu bir tık düşüreceğim. Şunları bir tık düşüreceğim. Suriye'den vergi alsak alabiliyor muyuz? Ayarlamıyoruz şu an. Şuradan bari bir gerekse orada çıkartalım. Tamamdır. Buradaki orduyu aslında Suriye'ye yollayabilirim. Ama şimdilik önemli değil. Evet, o zaman bu bölüm yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet, 40. bölümün sonuna geldik. Osmanlı İmparatorluğu 40. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir.
Çünkü bu videoda Paris'i ele geçirdik ve Fransızlara son verdik. Şimdi hemen altta çıkan logoya tıklayarak kanalıma abone olabilir. Ortada iki tane yan yana, biri Kırım final olmak üzere o videoma gidebilir. Bir de bir videoda kendimi tanıttığım o videoya gidip, vlog videomda gidip o videoya gidip izleyebilirsiniz.